Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ceyhan'ın ilgi mi? Yapsın mı? Abi sadece sen İstanbul'sun. Niyazi Divanı'nda 62. şiir önünde açıktı, onu yapıyordum. Oradan devam edelim. Kabul mü? Öğrenim çalışmadı, bilememişim. Sonra sayıya geçeriz. Yazıyor değil mi? Şimdi toplumun bir ihtiyacı var, yalnız kalma ihtiyacı var. Çok kalabalıklaştık. Etrafımız insanlarla eşyaya doğru sarılmış vaziyetteyiz. Biraz boşalmamız icap ediyor. Yoksa içinden kendimizi çıkaramayız bu karışıklığın içine. Bu halvete bakma güzel. Zevk-u safa halvettedir. Halvetle kıl içini saf, nur-u ziya halvettedir. Nefsini sana bildirir. Ölmezden önce öldürür. Yokluk yolunu duygulur, fakr-ı fena haybettedir. Derya olup durmaz coşar, talazlanıp baştan aşar, kendi özünü bilmez şaşar, aşk-ı heva haybettedir. Encüm-ü şems-ü kamer, encüm ile şems-ü kamer, ateşlere düşmüş yanar, yer oturup gökler döner, arzu sema haybettedir. Aç gözünü, ibretle bak, birdir kamu yakınarak, devrenmez olur diye dudak, vasl-ı rika halvettedir. Firkatte uslat isteyen, mihnette rahat isteyen, vahdette işlet isteyen, ış-ı beka halvettedir. Terk et niyazi sen seni, bir eyle gel canı teni, duysam diyen hak sırrını, sırrı da halvettedir. Çok anlaşılır bir şey değil mi? Anlaşılır mı? Kırk geçeyi mi? Anlaşılır dersiniz. Gevezelik mi yapalım dersin? Evet. Halvet. Halvet, ya, tenhada kalmak demek. Kelime karşılığı. Yalnız kalmak, tenhada kalmak. Teknik bir tabir olarak, istilahi olarak da kaynaklara baktığın zaman Kuşehir Risalesi vesaire. Tenha bir yerde haktan gayrı, masiva denilen, gayb denilen, haktan gayrı denilen vehimlerimizi boşaltmak ameliyesini gerçekleştirmek için bütün gürültülerden, patırtılardan, şekilden, renkten. Bunlar hep özellik yani. Mesela bir tarafı kırmızı, bir tarafı sarı boyalı bir yerde dikkatli olur. Yahut da işte rengi tesadüfen söyledim. Ağacalı beleceli bir odada sade. Mesela eskiden saraylarda yazıcıların, katiplerin oturduğu odada nakış vurulmazdı. Bir özellik bu. Neden? Nakışa takılıyor. Katip yazarken, çünkü çok seri yazıyorlar. Ağızdan çıkanlar yazıyorlar. Nakışa takılıp da kelam eden kişinin kelamın yanlış yazmasını görürüz. Nakışa takılıp da nakkaşı unutmak söz konusu. O bakımdan evlerimizde mesela cicili cicili renklere boyuyoruz ya, bir tane odamız olsun diyorum ben. Benim öyle bir odam var evde. Henüz oturamadım ama bir tane odamız olsun, sade. Yani hiçbir şey olmasın, televizyon, şöyle elektronik cihaz. Oraya girdiğin zaman en azından bir saat, yarım saat. Orası için nasıl yemeğimi, dinlenmeyi hallettik, bir içeriye. Kafa dinle. Veya kendi dinle, eşyayı dinle. Rengi takılma. İşte böyle bir tenhada hakla aşırı düşmanlar. Hakla nasıl aşırı düşülecek? Hakla nasıl sevişeceğiz? Zikrullah,
Sen zaten olup en meşgul zikirde buluşalım. Öyle miydi? Hep neydi? Sen yavru ol, ben unut, maçkada buluşalım diyor Türkiye. Sen zakir ol, zakir ol, ben meskür, zikirde buluşalım. Hak zikirde, yani tevhidde buluşalım. Arınacaksın ona. İşte halvet, tehdit bir tabir olarak, tenhada, sade bir ortamda, zikrullahla, fikrullahla, zikir ve tefekkürle meşgul olmak. Bunu tek başımıza yapabilir miyiz? Turk Ali'de kuraldır, mürşid emri olmadan, mürşidi kamil emri olmadan onu gerçekleştiremezsin. Gerçekleştirirse ne olur? Tıbbi vakalar meydana gelir. Halüsinasyon falan peşmekar. Gizli güçler sirayet eder. Ne olduğunu bilemezsin. İşte bunlardan bir tanesi cindir sadece. Adı bilmediğiniz ne alemler vardır ki? Yani bir denizde kaç bir mahluk var? O kadar mana aleminde mahluk vardır. Bir tek varlık değil. Adını bildiğimiz bilmedi. Ben bilmem. Sadece işaret ediyorum. Neyse bunlar. Bazen sirayet eder bazılarını. İşte cin musallatı oldu vesaire vesaire. İşte tek başına halvet yapılmaz. Türk Ali'ye mensuplar. Genel olarak bu emirsiz yapılmadığını öğrendik. Ne yapmamız lazım? Şimdi en azından yarım saat, bir saat her şeyden uzaklaşıp tevhide yönelmek. Tevhide tapşır özünü kimseye açma ağzını. Şeyhin yüzüne tut yüzünü. Şeyhin yeter, Burhan sana diyor. Hakka yönelmek. Ve buradan aşağıda gelecek ne çıkaracaksak çıkarmamız isteniyor. Şimdi bu şiir neden yazıldı? Önce bu şiir neden irade edildi? Onu bir işaret edelim. Bu halvete bakma güzel. Güzel boş. Aslı esası olmayan. Lüzumsuz gibi görünen şey. Kim söyleyebilir bunu? Bu dönemde büyük tartışmalar var. Hazreti Pir'in Niyazi'nin de sürgün sebeplerinden bir tanesi. Çok insanın da başına gelmiş bu. Abdullah Akbori gibi vesaire gibi. Şimdi Sivasi Şemsi Sivasi Hazretleri gibi vesaire. Çoğu insanın başına gelmiş o dönemde. Zikir haram mıdır, helal midir? Yok. Ayak esması yani sema, ayin şerif, devran şerif helal midir, haram mıdır? Mizan-ı Hakk'ı okuyuverin. Şey, Katip Çelebi. O ortayı bulmak için, Mizan-ı Hakk, Hakk'ın ortasını, Hakk'ın terazisi diyor. Adaleti gerçekleştirmek için kahve haram mı, helal mi, çubuk haram mı, helal mi, bilmem ne, haram mı, böyle tartışmalar var. O tartışmaların içinde bir tanesi zikir tartışmaları. Cehri zikir, helal mi, haram mı gibi. Halbuki bunlar ehline göre çok basit şeyler. Salat bir zikir değil mi? Çoğumuz biliyor salat. Kur'an'da sadece namaz için kullandığı iddialarında oluyor. Salat zikir değil. Beş vakti, üçünü farzlarını esas alarak söylüyor. Üçünü sessiz, ikisini sesli kılıyorsun. Demek ki sesli zikir var. Kur'an'da yani değişik şekillerde zikir var vesaire. İşte bunlardan bir tanesi de halvet diye bir şey yok. Tam bir selefi kalma. O dönemde iddia, Kadızade'yi, yani selefi'yi iddialarından bir tanesi. Halvet var mıdır, yok mudur, haram mıdır, helal mıdır vs. Bunlarla ilgili tonlarca fetvalar, bunlar neler çıkarılmış. İşte, ey halvet denen şerbetin, hakikatin, adabın, erkanın, uygulamanın güzaf olduğunu, boş, lüzumsuz olduğunu sanan kişi, ahmaklık yapma. Zevk ve safa, huzur, ilahi huzur halvettedir. Şimdi çoğumuz talibiz, hakikate talibiz. Yani burada, şimdi çağımızda halvet var mı yok mu, o ayrı mesele. Yani ne yapmamız gerektiğini. Sağımıza bakıyoruz, bir ton insan, solumuza bakıyoruz, bir ton insan. Karman çorman yaşıyoruz. Yani koşturmacayla geçiyor ömrümüz. Ne zaman durup da düşüneceğiz? Durup düşünmeye zamanı yok. Canını dişine takanlar, canını canına verenler adam olur. Buna arayanların içinde canlı dişine takanlar.
bin tanesi çıkarıyorlar, bir tanesi ada olur. İşte bu çemberden geçerken, bu şeyden, yoldan, bu erkandan geçerken yanımızda bir kişi dişimize takacağımız hal, olaylardan, hadiselerden, yaşamamız olaylardan bir tanesi halvettir. Bunu çağımızı uyarlayın. Şimdi halvet nasıl yapılır? İstanbul'daki eski tekkelerde vardır. Halvetiye, Rifai, Kadiri tekkelerine bakın. Özellikle Halvetiye tekkelerine bakın. Kastamonu'da Şehşaban Veli Hazretleri'nin tekkesine bakın. Tokadi, Hayrettin Tokadi Hazretleri türbesini görenlerimiz vardı. Orada bakın vesaire vesaire. Yerleri yoksa o eski tekkelerde veya o amaçla kullanılan evlerde yer yoksa odalardan bir tanesini hemen insan görmeyecek şekilde şöyle perdeyle çevirirler. Camilerde itikaf yapanları yaptıkları gibi mescitlerde, camilerde itikaf yapanlar için böyle bir yer ayırır. 13 gün neyse. O böyle şeyler yapılır. İşte tekkelerde eskiden halvet odaları yapılmış. Halvet odasının özelliği bir kabir gibi olacak. Yani insan boyunda, boyu insan boyu kadar, yani kalkınca ayağı kafasını vurmayacak kadar, genişliği de kabir kadar olacak. Özelliği bu. Ondan sonra sessiz bir ortam, hatta loş bir ortam olacak. Rengi aldanmayacak, demin dediğim gibi. Bütün konsantresini zikrullah'a verecek. Zikir, 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 zikir. Zakir o hale gelecek ki, kime zikrettiğini falan unutacak. Zikrettiği, meşgul, zikrediler. Bir de bakacak, kendi olacak. Olur mu buna? Olup durur, olup durur. Olmuş, olup durur. Bizim haberimiz yok. Çünkü modern zamanlar diye yaşıyoruz ya, ne kadar modernse, ne modern. Her dönemin kamilleri modern zamanlar insanlar. Yani cahil insan, hakkı bilmeyen insan, istediği kadar bu zamanlarda yaşasın, 50 katlı apartmanların içinde yaşasın, gene cahildir, gene cahildir, gene cahildir. Ne modern. Bazen öyle tarihler kullanıyor, sosyologlar, şunlar bunlar. Abilik, abilik laflar bunlar. Şimdi orasını geçelim. Demek ki bu uygulama. Şimdi teknik olarak burada ne meydana gelir? Onu anlatalım birazcık. Halvet sırdır. Bir halvete girmiş kişinin dilini kesseler, orada yaşadıklarını anlat deseler anlatılmaz, anlatamaz. İşte birisi yazmış halvette 40 gün. 50 gün daha geçse yine bir şey olmaz ya. Kim yazdıysa, bilmiyorum adını. Bir ara şöyle karıştırdım. 140 gün daha girsek gene bir şey olmaz. Hiçbir halvette yazılmış kitap gördünüz mü? Var bir iki tane. Mesela halvet nameler var. Sadece nasıl olduğunu, adabını anlatır. İçeride yaşadıklarını anlatmaz. Var ben hatta şu an yanımda bile var. Sadece adabını anlatır. Adab kitaplarında nasıl yazıyorsa onu anlatır. Adab kitaplarının yazılan ortalamasını ben söyleyivereyim size. Halveti niyet etmiş. Halvet niyeti yazılmış. Sahip tekbirlerle önce bir hatim indirip, hatim tebrik indirip, bunlar kitaplar bulamazsınız, kayıt yapıyorsunuz nasıl olsa. Önce bir hatim indirip, 70 bin kelime-i tebrik, aynı hacca gider gibi, borcu cezası tartusu olmayacak, onlar ödenmiş olacak. Ondan sonra bir elinden mürşit veyahut da görevlendirdiği velayet ehli bir zat, bir elinden de gerekirse sahibi bir çocuk. Gerekmezse başka bir kişi, işaret edilen kişi elinden tutar, halvet odasına götürür, tekbirlerle. Ondan sonra niyet ettim ölmeye diye giriyor. Böyle işte merdi hüdaların işi diyor. Bu halvete bakma, yani aç açık kalıp da ne olacak? İslam'da ruhbanlık mı var? Falan gibi dedikodular. Ruhbanlık değil, ruhbanlık bile ayrılır. Bu halvet 3 gün, 5 gün, 7 gün, 9 gün, 11 gün gibi tek rakamlı günlerde olur. Mürşidin tayin ettiği, senin yapına göre mürşidin tayin ettiği şey. Öyle göbekli girer, göbekli marul gibi girersin, tığ gibi çıkarsın. Benim babam 81-85 pol, izbandut gibi insandı, 33 kilo ile çıktı. Fotoğrafı var, halvetten çıkar. 33 kilo. Şakası yok. Yiyip bitiriyor orada insan kendisi.
Sen fakra ulaşacaksın, Allah seni de tecrübe edecek. İşte bu yaşanmadan, tecrübe edilmeden kime ne anlatırsın ki? Şimdi burada ne olur? Biraz gideyim. Halvette kıl içini saf. Demek ki niyet içimizi saflaştırmak. Saf. Saf yani sek bir şarap gibi. Katıksız bir şarap hale gelmek. Nur ziya halvettedir. Bu işlem birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün devam ettiği müddet boyunca çok az yemek verilir. Birinci gün mesela girdiğim 24 saat içinde Anadolu'daki genel uygulamalardan birisi mercimek çorbasıdır. Çorba dediğime bakmayın. Yağsız, tuzsuz, soğansız. Ağzına aldığın zaman tat almayacağın baharatsız lapa. Hafif sulu bir lapadır. Böyle. Yahut da uygun bir şey. Mesela bulgur çorbası. Bulgur pilavı değil. Bulgurun çorbası. Hafif sulu olacak. Çünkü vücut susuz kalması. Birinci gün, ikinci gün gene su uygun görülürse verilir, uygun görülmezse karşına bir bardak konulur. Sen ona bakarsın, o sana bakar. İçmek yasak. Bu insanın mizacıyla alakalı. Dört tabiatı vardır insanda. Dört unsur mukabili, o unsurların aksülemeli olan dört tabiat vardır. Nemlilik, kuruluk, yaşlılık, soğukluk. Bu vücudunun durumuna şöyle bakar, o ehli o. Vücudun durumuna göre sen bir bardak su içeceksin, sen hiç içmeyeceksin, sen tuz yiyeceksin, sen bir yakmak isterlerse hafif tuzlu verirler çorba gibi. Bunlar özel şeyler, herkesi ilgilendiren şeyler değil. Sadece bilin diye anlattım. İşte ilk birinci günü bu. İkinci günü, mesela birinci günü 5 kaşık verildiyse, 5 kaşık der mesela. İkinci günü 3 kaşık der, 3 kaşık. Üçüncü günü de bir kaşık der. Dördüncü günü istemem der. Kitaplarda beni aklına amelen okumuşsunuzdur. Hacı Bayram Hazretleri yetiştirdiği halde Eşref Sali Hazretleri tatmin olamayıp rüya yoluyla gittiği için tatmin olamıyor. Hal haline getiremiyor makamını. Öyle durumlar olur. Demin Hayrettin Tukali Hazretlerinden bahsettim. Düzce Karataş köyünde Muslihettin Halife diye bir halifesi vardır. Dağ köyünde. Bilmiyorum ki deniz var mı? Çok da güzel bir ortamdır. Şu an karlı, şırıl şırıl sulanmaktır. Bir yerde türbesi. Orada yaşamış mübarek. Bir türlü tatmin olamıyor. Hilafetle görevlendiriliyor, gönderiliyor. Velayet ve hilafetle. Bazen velayet tecelli etmeden hilafet veriyorlar. Doğru değildir. Kendileri bilir insanlar. O karışma. Hilafetle görevlendiriliyor. Velayet tecelli etmiş, hilafet tecelli etmiş. Hadi oğlum, memleketine git, orada irşat da görevler. Falan. Ya bende ne oldu da hilafet verdi azizim, sultanım deyip şüpheye düşüyor o zat. Aynı Eşref Sali Hazretleri'nde olduğu gibi. Onun yanında da Şeyh Şaban Veli Kutsi Sürü Hazretleri arkadaş olarak tayin etmiş. Hazreti Pir verdiyse bir bildiği vardır. Sen mi daha iyi bileceksin, o mu daha iyi bilecek diye ikna edip yolundan vazgeçilmiyor. Fakat Hacı Bayram Hazretleri kendi damadı, kendi hilafet verdiği halifesi olan Eşrefzade'ye yolundan geri dön, biz sana vereceğimizi verdik, verdiğimiz kalk koya demiyor. Orada da bir cümbüş var, kitapların yazmadığı bir cümbüş. Orada söyleyivereyim. Nedir o? Onlar manevi erler, telefon kullanmaz. Ne var yok diye birbirlerine sorarlar. Yani sözün yerine Hüseyin Hamavi Hazretleri var. Kadriye'den o kadar derviş halinin içinden post bırakacak bir insan yetiştirememişler. Olur ya, Kadriye'de gelmeyebilir. Yani velayete gitmek ayrı bir şeydir. Postunu bırakacak kişi yetiştirmek ayrı bir şeydir. Gönder diyor bir eleman. En kabiliyeti işte Eşrefzade. Bir dengesizlik var, kusura bakmayın. Teklemeye başlarsam şekeri düzeltemedim. İlacı aldım ama olmadı. Kafayı aldım. Eşrefzade Hazretleri, Abdullah Rumi,
Aslen Mısırlı bu. Eşref Sade Hazretleri. Anadolu'ya sonradan geldiği için babası Rumi. Rumi deyince Anadolu'ya gelen. Köç ürünü gelen demek. Celaleddin Rumi, Eşref Sade Rumi vesaire. Veya Anadolu demek. İşte bunlar danışıklı diyor işte erenler arasında. Sonra ne diyor? Hadi ben bu işi halledemem oğlum. Seni tatmin edemem. Mutmain hale gelemezsin. Bunun ehli Hama'da. Hama'ya gönderiyor. Hanımı, çocuğu bir merkep kurmuşlar. Günlerce aç, susuz, çulsuz yol yaya yapıldı. Gider gitmez Hamavi Hazretleri gir bakalım içeriye diyor. Halvete atıyor. Aynı dediğimiz yöntemler. Üç aşağı beş yukarı bütün Türk Aliye'de ortak yöntemlerdir bunlar. Hiç girer girmez, gider gitmez. Sen kimsin, nereden gelip nereye gidiyorsun falan demeden gir içeriye. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, beşinci gün derken 40 gün Erbayin çıkarttırmış. 40 gün olursa halvet Erbayin dedi ona. Erbayin hilafet kurumundaki insanlara çıkarttırmış. Halvet yolda oyalanan dervişana çıkarttırır. Sülükunda tedbir olamazsa dervişan halvet 5-10 sene çalışır. Ben adam olmadım efendim diye efendisine gider yalvarır. O da gir içeri der. O dönemlerde. Şimdi öyle değil. Hasılı kelam Şemçi Eşrefzade Hazretleri'nin ne yaşadığını zannedersiniz. Hacı Bayram ne verdiyse aynısının tasdikidir. Tekrar yaşamış oluyor. Yani rüyada, yakızada hal halinde yaşadıklarını aleni hale. Onun gözü gördüğünde şaşmadığı noktasında yaşıyor. Yani ilmel yakin, aynel yakin, aynel yakin tasdik ettirilen bilgiler bu sefer ne oldu? Hakkal yakine dönüştü. İçinde yaşayan. Aradığını buldu, Hakk'ın düzeni akıldı. Hatta son gününde, 40. günde çıkarılacak, pardon, tam ortasında, 20. günde içeriye giriyor, ne var yok diye. Çünkü yemek götüren kişi veya su götüren kişi, görevli kişi, efendim içeriden hiç ses gelmez oldu, Rumi vefat etti galiba, bir baksanız ya falan diyor. Çünkü dokunmuş bakmış, hiçbir şey yok, ses yok, nefes yok. Ondan sonra Efendi Hazretleri, Hüseyin Hamavi, Kudsesi Ruh Hazretleri kalkıp yoklayınca bir inilti geliyor. Rumi, efendim diyor, sen ölmedin ya. O iki rata. Devam, kapıyı bir kilit daha vuruyor. İkinci bir evre kadar sen de yemek vermeyeceksin. 20 gün daha. Tıpkın aklı şaşar bu işte. 20 gün daha, 40. günü tekrar gittiğinde artık nasıl uyandırılıyorsa bir şekli vardır onun. Farka getirme şekli. Şşt, kalk falan, uyan falan denmez. O bir şey söylenir, orada pat diye uyanır o. O söylenen şeyi söylenince farka gelince vahdet halinden kesret haline, insanlık haline tekrar geri dönünce sultanım beni kıydınız diyor. Ne oldu? İşte uyandı. Dünyaya tekrar döndü. Yani şu trafiğin içine tekrar döndü tabiri caizse. Önceki halinde ıslah, tam varlıktan soyunma halindeydi ıslah. Islah demek yılanın kavlaması derler Anadolu'da, biliyor musunuz? Yılan kavrar sene dedi. Yani kabuğunu değiştirir. Kavlamak kabuğunu değiştirir. Bir şeyi deli atmasına kavlamak der. İşte ıslah yılanın derisinden senede bir soyunması gibi varlığından soyunup uyan olan Allah bizi. Varlığından soyun vermesidir insan. Çıkıp gitmesidir. İşte böyle böyle halvet tecrübeleri var. Bunun manasını, burada yaşanan zevki, sefayı bilmeyen kişiler bu halvete, erenlerin halvetine güzel bakarlar. Eskiden özellikle halvetiler ve diğer Hazretleri Efendimiz'in yoluna mensup tarikatlar belli bir noktaya, aşamaya, mertebeye gelmiş dermiş abi.
yani 3 gün, 5 gün, 15 gün neyse senede bir kere olmak üzere halvete sokarlardı. Vücut temizlenir. Ondan sonra ayna parlar vesaire. Halifeler eğer hastalıklı değillerse her sene bir defa farz gibi değerlendirirler. 40 gün erbayı çıkarırlar. İki kalıbı müsaitse, sağlığı müsaitse ikinci defa 3 gün 5 günlük bir halvet daha çıkarırlar. Onu da sünnet gibi telakki ederler. Mesela fakirin yayınladığı Cihangir Hazretleri'nin menakabını her sene bir halvete niyet ederdi diye bir cümle geçer. Bunlar hep uygulanmış şeyler. Şimdi başa dönecek olursak halvet erenlerin yolunda halvet çıkarma güzel bakılmamalıdır. Zevk ve sefa oradadır. Dünyada en büyük zevki düşünün neyse trilyonla çarpın halvetçi dervişin aldığı zevki o dünya zevklerinin hiçbirisiyle ölçemezsiniz. Çünkü bütün aradığımız sırr-ı ilahi orada ayna gibi tecelli edecek karşımıza. Şimdi devam edelim bakalım ne diyor. Nefsini bu halvet çok önemlidir. Neden? Nefsini ey yol arayan, ey hakikat arayan kişi nefsini sana bildirir. Ne diyordu Resulullah? Ona işte Ali'ye atıldır bilmem ne bilmem ne. Ali'ye atıldıysa Resulullah'tır öğrenmedi mi? O da onun, o da onun. İlahiyat kafası da bir acayip oluyor. Nefsini sana bildirir. Men arefe nefse fe kadar efe rabbe. Tam okuyalım. Men arefe nefse hu. Nefsini bilen, nerede olduğunu bilen. Fakat arefe rabbehu. Rabbin de ne olduğunu bilir. Bir Rab var, bir nefs var gibi. Nerede geziyoruz? Açıklamayalım artık. Açıklayamayız zaten. Zaten okurken ne olduğunu söylemiş olduk. İşte bu nefs denen varlığımızın hakikatini yani nefesi ilahini hakikatini sana bildirir bu halvet. Üstelik ölmeden önce öldürür. Neden ölmeden önce ölmemiz lazım? Ölmeden önce mutu kabile, mutu erte, mutu ölmeden önce ölümüz. Sen bir birikimsin. Sen bu varlığa böyle kallı kullur gelmedin. Sen ne diyorsun ki Ayşe oğlu, Mehmet oğlu, Fadime oğlu, Hasan oğlu filancası veya peşmikencisi. Öyle bir şey yok. Bu kainat anasından doğalı beri kaç tane ana baba gördün? Hatta hesabı yok. Ne demekse bu. Yüz binlerce, trilyonlarca desek ne trilyon? O trilyonların birikimsin sen. Biriktirdin, 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 geldin buraya. Her biriktirdiğin, sana kendine mal ettiğin, üstüne ilave ederek getirdiğin bu varlığı oldu kocaman bir perde. Niye? Özüne, hakikatine, çekirdeğine, sendeki hak denen varlığa perde oldu. Sen halk edildin, ne demekse, halk oldun, hakkı unuttun. O zaman bu halkı kaldır oradan. Nasıl kalkacak? Yani halk edilmişi kaldır oradan. Bu kadar benlikle nereyi kaldırıyorsun? Hangi rafa sığar bu benlik? İşte ölmeden önce öldürür. Yokluk yolunu duygurur, duydurur. Duymak burada vicdani bir duyma. Vicdane, idrak etme olayı. Türkçe bir kelime. Fakru fena, yokluk bilinci. El fakru fahri, el fakru fahri demedi mi alemler fahri? Fakr, bende bir şey yok. Hepsi Allah'tan ibaretmiş. Deme hali. Fena, yokluk. Sen bunca varlık varken, o kadar birikimim varken gitmez gönül darlığı. Diyor Yunus, Hazreti Yunus. Gönül darlığından kurtulmamız, gönlün sahibine vermemiz için el fakru fahri dememiz lazım. Zekatı, şeriatçası, malın 40'ta biri, hakikatçesi sensin. Yani varlığını hak için zekat olarak vermeyen en sevdiğinizi bağışlayın diyor. Zekatın, sadakanın, fıtırın neyse özür dilerim. En sevdiğini bağışlayın diyor. En sevdiğin ne olabilir? Sensin. Çocuğunu da verirsin. Bıçak yemeye dayansa insan kendini veremez. Sensin. Bu lafınla olacak bir şey değil. Bunun uygulaması vardır. Temhada
erenler yapmıştır. Onun için buradan buraya geçmişlerdir. Haktan hakka öyle geçmişlerdir. Şimdi nefsi nasıl dizilir? Bir birikimsin sen. Uşak'ta yetişmiş olan bir aziz var. 1939'da vefat etmiş. Ali Rıza Efendi. Eskişehirli çok meşhur olan dönemin İstiklal Harbi döneminde çok meşhur olan Halveti Azizlerinden yani Sadık Efendi Hazretleri'nin halifesi. Daha sonra Postnişi. Ali Rıza Efendi. Ali Rıza Efendi senede iki defa ziyarete gelir Aziz'ine. Uşak'tan onun pazarına ziyaretini tamamladıktan sonra gider. Geldi. Kendine bakıyor. Bir şey olmuyor. Zikir erdi. Hiç bir gün fasıla vermeden zikirde esas olan olur. Fasıla verdiği zaman soğuk girer ayak. İlim de öyledir. Ders devamsızlık yapan bir insan başarısız olur. Devamsızlık yapmayacaksın. Zikri daimi diye bir tabir vardır. Zikri daimi. Bugün bir yaptın, yarın bir buçuk yap. Ertesi gün iki yap. Öyle. Bugün kıldın, ertesi gün kılmadın. Olmaz. Hiç kılmadın, hiç olmaz. Yani zikirde daimlik esastır. Birkaç gün önce bir yerde anlattım. Sütçü geldi kapıya. Babam sütçüye soruyor. Nasıl işler dedi. Bozuk hocamca dedi. O da şakayla hiç sormazdı böyle bir şey kimseye. Namaz kılıyor mu dedi. Arada kılıyor dedi. Allah da arada verir dedi. Yani şimdi. Sen borcumu ödemiyorsun ki. O sana yine engel tutuyorsun. Yani. Sen onu arada görürsen o da seni arada görür. Hiç görmezsen hiç görmez. Görüşemezsiniz. Konuşamazsınız. Mevzu böyle. Senede iki defa geliyor. Bende bir şey olmuyor. 3 sene, 5 sene, 15 sene. O tarihini bilmiyorum. Hafızamda yok. Bir gün her geldiğinde de Aziz Hazretleri de çok sert. Heybetli bir sakalı var böyle. Heybetli bir görüntüsü var. Resimler var bende. Ailesinden aldığı resimler var. Mübarek. Çok sertmiş. Melami Meşrep. Halveti ama Melami Meşrep. Geldin mi eşek herif? Gittin mi eşek herif? Hayvan herif. Eşek herif. İki lafından biri. Bu. Birisine şimdi biz böyle desek eğitim gayesiyle ama bunu topluluk içinde çok sert aniden söylüyor. Böyle eğitimleri var verenler. Yani Pamuk Dede gibi görmeyin onları. Var piyasada Pamuk Dedeler. Onları ben bilmem. Bu tarafını daha iyi hissederim yani. Benim bu anlattığım taraf benim mizacıma daha yakındır. Eli biraz kırışlı olmalı. Vurduğu zaman ses getirmek erenler. Böyle bir mizacımız var. Mısri özetlerde böyle. Celal terbiyesinden geçen, cemal terbiyesinden geçenler hızlı gider. Kaydı olur. 40 sene toparlar dur, bu füzeyle gider. Derdimiz hep cemal yoluyla Allah'ı aramaktan kaynaklanıyor. Hayrihi ve şerrihi iyi anlayamıyoruz. Neyse dağıtmayalım konuyu. Hazreti eşek herif geldi mi, hayvan herif geldi mi? İçinden efendim ya neden hayvan diyor, neden eşek diyor? Ben bir seferinde Eskişehir'e geldiğinde gelir gelmez hayvan da bunu göstermiş. Gir içeri. Eyvallah demiş girmiş. Bir gün, 5 gün, 15 gün derken halvet çıkarıyor. 40 gün. Birinci gün, ikinci gün anlattığım gibi. Üçüncü günü biraz değişmeler başlamış. 7. 6. 8. 9. günler daha değişmeler. 17. günde halvette halvetçi saliklerin yaşadıklarını ikinci, üçüncü şahıslar duymamak kaydıyla terhada alırlar. Lüzum görürse yetkilisi sen otur der, bir tanesini, iki tanesini yetiştirir. Öyle yaptıkları da olur. O haza o işin içindedir ve çok güvenilen bir insandır. Çünkü sırrı ilahidir. Sırrı ilahi fahşedilmez. Kitaplara da geçmez. Falanca şunu yazdı, Erdaki dedi, Mevlana'yı yazdı. Bunlar hikayedir. Bunlar avamidir. Hazret 17. günden itibaren
Ahmet Bakan'ın ikindi namazlarından sonra 10 dakikayı geçmemek kaydıyla, 5 veya 10 dakikayı geçmemek kaydıyla, dünya gözlüğüyle de gözü açık olmamak kaydıyla, bir şey görmemek kaydıyla, bugünün faturası dökümanı istemiyor, ne var ne yok diye, manadan ne geldi. Bazı sabah ne estirdi bakalım söyle diye anlattırır ona. Efendim, iki kaşım arasından bir mahlukat tecelli etti. Görüyorum böyle, önümde şebek gibi fırıl fırıl dönüyor. Onun arkasından başka bir hayvan, adını bilmediğim, kainatta görmediğim, hayvanat bahçelerinde görülmeyecek hayvan çeşitleri. Zıp 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 sıraya girmiş. En nihayet sırtlan sıpa, deve, ayı, kenek, köpek neyse sıraya girmiş. Rap 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 vücudumu tek tek terk ediyorlar. İyice boşaldın bari. Siz bilirsiniz. İyice boşaldı. Boşalt, boşalt, boşalt. Hayvanat bahçelerini dolduracak hayvanlar. Türlü türlü. Ondan emin olunmaz. İşte o bizim biriktirdiğimiz o. Ne onlar? Biz yuvarlana yuvarlana gelirken biriktirdiğimiz huylarımız. Huylarımız. Hasibi ente hasibi. Hesaba çekilmeden önce nefsimizi hesaba çekmeyiz. Nasıl çekeceğiz ya Resulullah? Gördüklerimize bak oraya. Far baktırmaya gidiyorsunuz. Manada bakın farınıza. Yani olay bu. Üzerimiz alındayım ben genel konuşuyorum yani. Netice itibariyle hayvanları boşalınca yerine insan gelmeye başlar. İşte Ahmet'i gördüm, Mehmet'i gördüm, Hasan'ı gördüm, Hüseyin'i gördüm, şunu gördüm, bunu gördüm, falan evliyayı gördüm, peşmekem bilmem kimi gördüm, sahabeyi gördüm, falan peygamberi gördüm, Resulullah'ı gördüm. Kainatın zirvesi. Ha, sende kapasite var. Yani Resulullah çıkıyor değil, sende uyandı. O sende var, düğmesine basılmamış, bir yerlerinde duruyor. Yani makam-ı Muhammed düğmesi. Bir daha okuyorum, ölmeden önce ölünce ne oluyormuş? Biz kaynanamıza tahammül edemiyoruz deyken şaka etmiyorum. Ölmeden önce ölünce o bütün içindeki mahlukatı diri diri görüyorsun. Sırttan sıpa ne varsa. Yokluk yolu. O yol yokluk yoludur. Bir lokma yemek dediğin nedir ki? Bütün varlığından soyunup uğrayan olan Allah bizim. Ondan sonra fakr fena gerçekleşir ve sen Arap sabunuyla değil artık Rab sabunuyla yıkanmış mükemmel bir insan olarak karşımıza çıkarsın. İşte el emin, emanet teslim edilecek. Kapı komşun altın gümüş teslim edilmiş. Ne olacak o? El emin, ilahi sırrı, ilahi emaneti alabilecek kapasiteye gelmiş insan. Biz onu dağlara, taşlara, bulutlara, kuşlara bütün varlığı şey yaptık, insan kabul etti. Hangi insan? Şu vatandaş mı? Hayır. Hepsi terbiye edilmiş. Hak ile hak olmuş vatandaş. Yani Allah dostum dediğine verir. Olay bu. Bu haller, halvetteki bu haller yaşanırken neler meydana gelmiş? Nasıl anlatıyor? Derya olup, neden? Derya olup durmaz coşar, halvetçi dermiş. Nasıl derya olur? 24 saatte sağlık problemi yoksa ayak uzatıp yapmak yok. Mütteka vardır. Müttekayı koltuğuna atıp şöyle koyarsın, yarım baston gibi düşünün, üzeri T cetveli gibi düşünün, koyarsın böyle, kestirirsin. O öyle bir noktaya gelir ki o kişi zikrullahla uyurken de dil hiç durmaz. Tik olmuştur artık, burası la ilahe illallah tikiyle, kıpırdar durur. Yabancı değilsin zaten, söylüyorum, babam ayrı ömründe durduruyor mübarek. Gene dudak başlıyor. Hay mübarek hay. Dışa vurdu artık demiyor. Ömrünü terbitle geçirmiş. Dışa vurdu artık demiyor. Yani tik olmuş gibi. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Sürekli. Oturup da zikredecek hali yok. Her yeri zikir olmuş. Tırnağının ucundan da
kelime-i tevhid geliyor. Göğsüne dayasanız her yeri tevhid. Tevhid olmuş. Tevhide boyanmak gerek. Sıbatullah, Kur'an tabiriyle. İşte derya olup durmaz coşar. Deryanın coşkunluğu nereden belli olur? Dalgasından. Kelime-i tevhid dalgası. Tevhid dalgası. Dalga iki türlü gelir. Celal dalgası, cemal dalgası. Varlığa tecelli iki türlü olur. Celal dalgası, cemal dalgası. Bu tezahürleri artık çoğaltır. Tam bir serviniz gelmişti. Yanınıza el-Muti. Sarmaş dolaşıyorsun. Tam o sırada hiç gönlümüze hoş gelmeyen birisi gelir. El-Mani. İşte tam o sırada imtihan yediğinin farkına varacaksın. Yani sorumlu, mesul olan kişiler. Hep bu ikilikler içinde bize düşen bire düşürmek. İkilikler tecelli ettiği anda ben bunu bire düşürmek. Bire düşürmek. İşte derya olup durmaz coşar. Zikir, halvetçi dervişinin zikri. Onun bölümünü o kadar coşkunlaştırır ki artık o dursa da durmaz. Dursa da sakin durmaz. Onun gönlü kıpırar durur. Talazlanıp dalgalanıp talazlanmak, eski Türkçe'de dalgalanmak demek. Baştan aşağı. O dalga baştan aşağı. İnsanın boyunu dalga açmaz mı? O coşkunu verdiği verdiği zerb baştan aşağı. Baştan aşınca ne olacak? Meydana çıkıp, Zeytinburnu meydana çıkıp hakkın sırlarını ifşa edecek hale gelir. Dilini keserler, o ayrı mesele. Onun için tenhadan çıkarmaz. Ne zaman çıkacak? Arka gelince çıkacak. Yutacak, yutturacaklar yani. Ondan sonra kendi özünü bilmez şaşar. Burada şaşkınlık, tevhidin verdiği zevkten kaynaklanan bir şaşkınlık. Cem Salik'in çoğunun başından geçen bir şeydir. Şaşkınlık, ilahi zevkten dolayı. Yani ama bu şaşkınlık piyasadaki acayip hareket, tavır vesaire anlamına gelmez. Bu şaşkınlık kontrollü, yani Allah'ın murakabesi altında bir şaşkınlıktır. Farza bir devlet dairesinde çalışıyorsunuz. Böyle bir hal tecelli etti. Tevhidin verdiği şaşkınlık. Acep garip, garayip, acayip garayip bir hal tecelli etti. Ne olur? Mürşid-i kâmil olur mu? Yolu gayet asan iç. Çay getir, çamur getir dedi. Patron, çay götürüyorsunuz, çamur götürüyorsunuz, evrak götürüyorsunuz. Cem halinde. O olur mu? Nasıl olacak? İşini yapamaz ki. O zaman hemen Cenab-ı Hak yardıma, hakkın yardımı gelir, ilahi yardım gelir. Seni kontrol altında tutar. Hareketlerinde bir acayip göstermez. İşini yaptırır. İşleri devran olur. Tekrar arka getirir. Ve zikre başladığınız zaman tekrar Cem. Cem, far. İşte telaş olmaz Salih'te. Telaş olmaz. Bu nerede? Her şartta böyledir. İşte asker hikayeleri dinliyorsunuz Osmanlı'da. Mesela dedelerinden birisi Çanakkale gazisi. Bütün işte, tabur gitti oğlum diyor. Göğsüme şaraplen parçaları giriyor. Kuru leblebi, kuru üzüm gibi pat 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 yere dökülüyor. Mermi, şaraplen. Yere dökülüyor. Dilinde zikir. Kendini kaybetmiş vaziyette. Böyle bakıyor. Şaşıyor. Tevhid yani olunca şaşıyor. İşte böyle kazanıyor onlar. Sayesinde kazanıyor. İşte bir şaşkını şaraplar parçalıyor. Tepeli gibi dökülüyor. Bakıyor. Şaşıyorum diyor. Nasıl oluyor bu diyor. O anda tefekkür etmesi imkanı yok. Sadece dilinde kelime yıkar. İşte böyle bir şaşkın. Aklım, aşk ve heva halvetlidir. Halvet, insana aşk verir. Zikir, aşk verir. Zikir, tefekküre yöneltir. Zaten aradığımız bu. Heva, buradaki heva, nefsi arzular anlamında değil. Aşk hevası. İşte tabiri caizse kendisini dağıtma. Bu muteber midir? Hayır. Yutarsan muteber, dağıtırsan muteber değildir. Hevayı. Ama yutarsan muteber, dağıtırsan muteber değil. İki manayı alın artık bu hevaysi.
Bu beyt, dördüncü beyt, sembolik. Encüm ile Şems-i Kamer ateşlere düşmüş yanar. Hakikaten encüm, yıldızlar ateş gibi görünüyor. Yani parlak. Ateşin özelliği ısı ve ışık. Encüm, ısı ve ışık var. Necim, yıldızlar demek. Şems zaten bir ateş kütlesi. Kamer ışıl ışıl parlıyor. Hepsi bunların ateş gibi özelliklere sahip. Görüntü itibariyle. Hepsi bunların yanıyor. Yer oturup gökler döner. Arzu sema halvettedir. Yer zaten oturmuş vaziyette. Yani herhangi bir kıprama sezilmiyor. Ama gökler dönüyor. Aslında bütün varlık dönüyor. Acaba neyi kastediyor? Yıldızlar, güneş ve ay ateşlere düşüp yanar. Yer oturur, arz yani nefsi faaliyetler dumura uğrar. Gökler döner, yani semavi kuvveler, neymiş göklerden kasıt? Gökler döner, semavi kuvveler. Bizdeki gök deyince melekut alemi, melekutumuz, yer deyince nefs alemi. Nefs deyince ne yaptığımızı biliyorsun. Kibir, kin vesaire vesaire. Semavi kuvveler melekut faaliyete geçer, göklerin dönmesiyle halvet gönül göğümüzü döndürüyormuş. Dönünce ne olacak? Şimdi İbrahim peygambere gidip o gece olunca yıldızları gördü. Neden? Gittikleri yerde mağarada halvet çıkıyor. Hazreti. O da yetmemiş gibi Nemrud'un ateşinde halvet çıkarıyor. İbrahim peygamberin halveti Nemrud'un ateşinde de. Musa'nın halveti Tur Dağı'nda, Hazreti Peygamberin halveti Hira Dağı'nda. Hira. Evet. İşte kademe kademe encüm yavaş yavaş kıpırtılan meydana geliyor. Gökteki yıldızlar gibi, encüm gibi kıpırtılan meydana geliyor. Bize göz kırpıyor ama baktığınız zaman dikkatli yanıyor, sönüyor, yanıyor. Bu tecelliyatın başlangıcı. Ama tasavvuf diliyle söylersek tevhid-i efal. Senin ödevi yapıyorum bak. Her zaman. Al buradan kopya. Tevhid-i efal. Yıldızların çoğunluğundan dolayı tecellinin çokluğundan kinaya kullanılmış bir şey. Sonrası Şems ve Kamer. Şems bizim ruh alemimiz. Kamer ruhun sırrıyla alakalı, yani velayetin sırrıyla alakalı sembol. Bunlar kademe kademe. En nihayet Şems tecelli edecek, yani geceden kurtulacak, zulümden kurtulacak nefsimiz, karanlıktan kurtulacak, aydınlık tecelli edecek. Yani gün ortaya çıkacak. Tecelli tam, tam tecelli. Dolayısıyla bunlar nerede olmuş hep? Tevhid-i efal, tevhid-i sıfat, tevhid-i zat, güneş, tevhid-i zat alametidir. Onun için manasında güneş falan tecelli edenler güzel bir noktadır. İşlenmesi lazım onun. Ay tecelli edenler böyle vesaire. Şimdi erenlerden bazıları bu göklerin sistemini Nuh Feleği anlatmışlardı. İşte birinci katta şu var, ikinci katta. Senin aklın hemen uzaya gider böyle. Halbuki o gönül göğünden bahsediyor. Gönül göğündeki katmanlardan bahsediyor. Anlatabiliyor muyum derdi? Gönül göğünden. İşte dört unsur mukabili, vücudumuzda dört şey vardır, alem vardır. Kan, su, toprak, hava vesaire. Yer oturup gökler döner. Bu tecelliyat içinde yer oturur. Neymiş? Arz ve sema. Yer, nefs ve ruhani güçler. Halbuki arz oturur. Yani nefs dumura uğrar. Zikirler. Gökler döner. Semavat
kendini tam tecelli ettirmek, tam gerçekleştirmek üzere dönmeye devam eder. En bu melekut sistemi içinde, melekut alemi içinde en kabadayı melaker dört melek biliyorsunuz. Cebrail. Sırası var tabii onların. Cebrail en üstte. İsrafil, Azrail, İsrafil, Mikail. Sırası. Dört unsura mukabil. En kabadayısı, en üstteki Cebrail. İşte ben onun işitine yarenlerde yazdım. Bakarsınız orada. En kabadayısı Cebrail. Hazreti Peygamber'e, peygamberlere nihai haber nereden geliyor? Cebrail. Yani hava unsurundan geliyor. O kadar açığı çıkarmışlar ki kendi melekutlarını alenileştirmişler. Sonra Cebrail'de kalmıyor. Neden? Getireceği haber kalmadı ki. Kendisi haber kaynağı oldu. Yani bir numaraya döndü yolcu. Şimdi işte bu haller bir numaraya doğru dönme halleri sırasında neler olduğunu anlatıyor. Bunların hepsi halvette olmuş. Bu halveti iki manaya kullandı şimdi. Bir halvet çıkarırken oldu. Bir yanında bir insan olsa da ikinci bir mana. Hiç haberim bile olmadı. Miraç gerçekleşiyor. Döşeğine bakıyorlar sıpsıcak. Ne zaman gittin ya? Aç gözünü. Bize söylüyor şimdi. Ben ne anlatıyorum? Dikkat et. İbretle bak. İbretle bakmak, ondan önce de bir sohbette geçtiği habere dönüştürerek değerlendirmek, bakmak demektir. Tabir etmek, dönüştürmek demektir. Hülya tabir edilir. Olaylar tabir edilir. Şimdi yorum morum deniyor ya, dönüştürerek yorumlamak. Kendimize aktarmak, nefsimizle. İşte hakikat ehli, hakikat yolcusu, hakikat sahibi varlığa ibretle bakar. Varlığın içine dahil olmaz. Dahil olduğu zaman hak için dahil olur. Yoksa şirk olur. Sen şunu yaptın, ben bunu yaptım. Dedikodu, kavga, gürültü, patırtık olur. Ama ibretle bakarsa dönüştürür. Varlık aynıdır, eşya aynıdır. Ben bunun neresindeyim? Benim nefsimde bu tecelliler hangi yerime tekabül ediyor? Hangi özelliğime tekabül ediyor? Dönüştürmek bu demek. Terbi derdi, dönüştürerek yaşayan insan. Aç gözünü ibretle bak. İşte ibretle bakmak böyle bir şey. Bir kişinin yoksa ibret nazarında o sahibinin düşmandır, baş üzerinde diyor. Bir kişinin yoksa ibret, ibretli bakış nazarında o düşmandır sahibinin baş üzerinde diyor. Dolayısıyla aç gözümüzü açıp ibretle bakacağız. Ay nedir bu alem? Her şey hak ile kayın. Berat-ı Muhammed'den anlattığında. Neymiş? İbretle baktığımız zaman birdir kamu, yakın ırak. Halbetçi dermişler, yakın ve ırak. Şimdi Amerika desek, buraya göre, halbetçi dermişler söylesek bunu, oho Amerika mı? Eve bizim kül attı bir yer diyecek. Çünkü mesafede kalmadı. Hazreti Vatim'den Mısır'ı seyretmesi çok kolay bir şey. Gaye de değil. Bir mekan seyretmek gaye değil. Gaye eşyanın hakikatine bağlı. Gaye bu. Ya Rabbi bana eşyanın hakikatini gösterdi. Resulullah Efendimiz. Gaye bu. Eşyanın hakikatine bağlı forma. Zaten hakikatine de kendi sırrımız yüzüne bağlı olunca şu iyi şükür diyecek bir hali kalmaz. Şimdi bu noktada kamu birdir yakın Irak noktasında Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri meşhur kıssası vardı başından geçen. Bildiğiniz bir şeydir. Ben hatırlatırım buraya uygun. Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri'nin Bursa kadılığını bırakıp derviş olmasına sebep olan hadise vardı biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Bir gün kendisini cehennem ateşinde yanarken görüyor. Çevresiyle beraber. Çevresi dediği işte ilim tahsil etmiş, beş vakit namazında, orucunda, niyazında insanlar. Hepsi de bakıyor cehennemlik. Cayır cayır ateşin içinde yanıyorlar. Korkuyla, can havliyle uyanmıştır bari. Kadılık yaptı dönemde. Bursa genç yaşta. 30-31 yaşlarında Bursa kadısı. Görülmüş bir şey değil. Çok zeki.
Duyduğunu bir kere duyuyor, okuduğunu bir kere okuyor. Öyle zeki bir insan. Ondan sonra kafasına takılıyor bu mana, suhrat, rüya. O günlerde birisi çıkmış gelmiş. Bir kadın çıkmış gelmiş. Uzatmadan anlatayım. Kocasından şikayetçi. Boşanacağım bu heriften diye. Dava açmış. Şeriye dava açmış. Anlatın bakalım. Kadı dinliyor. Bu benim herif diyor. Herif kelimesini kullandığı için ben de kullanıyor. Benim herif hacca gideceğim dedi. Şu seneden beri. Ha bugün hayalim derken bilmem kaç sene geçti. Hala hacca gidecek. Hala hacca gidecek. Aldatıyor. Davanın konusuna bakın. Allah fırında çevireceği zaman her şeyden çevirir. Varlık oyuncak gibidir onun eline. Neticede arzusu da hacı bilmem ne karısı desinler. O zaman çok önemli. Hacı. İşte Hacı Mehmet karısı, Hacı Ahmet karısı desinler diye. Bu sırada işte bu dava olmadan yaşanan bir olay var. Müracaat ettiği noktada kurban bayramının hemen akabinde. Daha bayram bitmemiş. Kocalar geri dönmemiş. İşte evden def etmiş bu kadın kocası. Hacca gitmedim bu senede. İstemiyorum. Senden boşanacağım demiş. Göndermiş. Bir iki defa yokladıysa da adamcağız eve almamış kadın. Sen artık sen bana haramsın. Gözüme görünme diye eve almamış. Yalvarmış, yalvarmış adamcağız. Başını sokacak bir yeri yok. En sonunda kime gitsem, kime gitsem Üftali Hazretlerine gideyim de derdime deva olur. Saf niyetli, iyi niyetli bir insan. Üftali Hazretleri de, Mehmet Üftali Hazretleri şöyle bakmış. Evladım bu derdini ben çare olamam. Bunun Eskici Mehmet'e gitti. Mevzut kılığında Eskici Mehmet var orada. Eskici Mehmet'e gitti, o halleder demiş. Selamını söylüyor. Efendi Hazretleri'nin selamı var. İşte böyle böyle bir sıkıntım var. Sen halleder misin diyor. Hacca gidemedim. Hanım da böyle böyle yapıyor. Gözleri kapalı olur demiş. Kapalı. Hadi gidiyoruz. Bir de bakmışlar. Arefe günü Beytullah'ta tavaf ediyorlar. Tayyip mekan. Tavaf ediyorlar. İyi de demiş Eskici Mehmet'e. Üstadım. Şartlarını getirmişler. Kurbanlarını kesmişler. Vesaire. Her şey olmuş. Ben kendimi nasıl ispat edeceğim? Sen alışverişin yap. Al sana para. Alışverişini yaptırıyor. Sen beni getiriyor. Yani bir de mektup yazanını Bursa taifesiyle gönder. Kâbe'de. Şimdi ben işte haçtayım. Arife günü haçça geldim. Şöyle şöyle böyle böyle durup şu eşyalar, hediyeler de sana bizim taifeyle, Bursa taifesiyle göndermez. Kervanlarla gidiliyor. Deve kervanlarla. Suhra maydan gönderiyor. Sen bunlarla yetine koy, geldiğimizde görüşüyoruz falan bir mektup yazmış. İspatta o. İşte kadın gene yalan söylüyor diye mektubu da almış yerine kadıya gidiyor işte. O dönemde artık yol bitmiş, zaman bir geçmiş, intikal ediyor hacı. Bu yalan söylediği dava açıyor kadın. Boşanmadan. Ben bundan boşanacağım. Ben hacca gittim geldim falan diye. O mektubu da delil olarak Kadı Efendi'ye verince bunun aslı esası şimdi bunlar birbirlerini hırgıyor yerken Aziz Mahmut Hüdali, o zaman Mahmut tabi o zaman kara kara düşünmeye başlamış. Ulan bu ne iştir? Ya, benim yutmadığım kelam, hadis vesaire fıkıh ilmi kalmadı. Böyle bir şey görmedim. Kara kara düşünmeye başlıyor. Kendi alemine dalmış. Gidiyor Eskici Mehmet'e. Bu ne haldir? Ben bu işin içinde olmak istiyorum. Lütfen kabul et. Oğlum benim yaşım geçti. Senin derdinin devası tersini yapıyor şimdi. Üftali Hazretleri'ne gitti. O da Bursa sokaklarında malum ciğeri sattırıyor. O bildiğiniz ciğeri sattırıyor. Oraya geçmeli. İlk görev, ilk vazifesine kadıya samur kürkle girmiş şeyle. Samur kürkle ciğeri sattırıyor. Yani şey, borçlar kıyafetiyle.
Ondan sonra gelir gelmez de kürkün mürkün falan dikkat etmeden gir içeri.